Giga giga giga. Hayır bak böyle güle güle güle. Güle güle güle. Hayır güle güle güle. Hayır bak babanın ağzına bak böyle. Güle güle. Olmadı. Bir. İki. Güle 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 güle. Herkese merhabalar sevgili dostlar. Merhaba arkadaşlar. Uzun bir zaman ardından yine beraberiz. Yine kocaman bir ekmek var. İçinde ne var? Allah ne yok ki. Bugün tantuni yiyoruz. Dün akşam bir tantuni denedik. Evet. Şamlar aldık. Dedik ki bunun da videosunu yapalım. Ona karar verdik. Neden bütün bir ekmek? Çünkü doymuyorduk. Böyle gireceğim buna arkadaşlar. Doymuyorduk. Evet bismillah diyelim bir başlayalım. Aşırı açım. Ama bir yandan da şu KPSS sürecinde nasıl zorlandığımı anlatmak istiyorum arkadaşlar. O kadar zorlanıyorum, o kadar zorlanıyorum ki. Sen mi zorlanıyorsun? Büyüyerek mi? Şimdi şöyle, benim zorlandığım durumlar oluyor. Anlat bakalım o zaman. Hastayla birebir ilgilenmek çok zorluyor sevgili arkadaşlar. Pazar günlerini özleyen bir ebeveyn olmuyorum artık. Yani bunun sebebi şu. Hafsa işte çalışma performansından daha fazla yoruyor beni. Geçen pazar olağanüstü bir şekilde yorulduk. Çünkü eve girmedik. Devamlı dışarıdaydık. Ama normalde de bir baba olarak tabii ki yapman gereken şeyler ama sabahın 8-7.30'da kalk, hazırlan, işe git, akşamın işte 8'inde eve gel. O kalan süreçte hafsa ile ilgilen bu süreçte insanı yoruyor. Bir de en kötü tarafı yapmış olduğum işte dünya insanla uğraşıyorsun. Bir de geliyorsun evde hafızayla uğraşıyorsun. Yani uğraşmaktan hiçbir zaman yorulmadım. Yorulmam da asla. Ama insanda bir şey oluyor, sınır oluyor. Dün akşam saat 10 gibi arkadaşlar hafızayla çizgi film izlerken uyuyakalmışım. Artık bünyem kendini kapatmış. Off tuşunu almış yani öyle söyleyeyim size. Bir de beni düşün. Yani tabii ki senin. Ben sana hak vermiyor değilim. Sebebe da yardım etmem gerekiyor. Haliyle bazen bundan söylemem gerekiyor ama neyse Instagram takipçileri biliyor. Saat 3'te bulaşık yıkadığım oldu. Yani değil mi? Takdir mi bekliyorsun? Tabii takdir bekliyorum yani. Niye takdir? Şimdi diyecekler Emre abi niye yardım etmiyor? Ediyorum yani etmiyorum değil. Bu süreç beni inanılmaz derecede yoruyor. Beni bu kadar yoruyorsa Serap'ı kesinlikle mahvediyordur. Öyle diyeceklerim bu kadar. Çok acıkmışsın belli. Ayran nasıl olmuş bu arada? Ayran müthiş olmuş. Yoğurdu çok güzel yapmışım. Eline sağlık bir tanem. Senin eline sağlık. Ağzında ye. Vallahi ben çok yoruldum açıkçası. Hem de... Şu sürecin bir an önce geçmesini istiyorsun. Evet çok hem de. Hayırlısı da atlatmayın Allah nasip etsin. Yoruldum yani biraz gece gündüz karışıyor falan. Artık bugün dayanamadım. Öğlen uyudum. Denemenin arasında uykum geldi. Baktım yürümüyor. Bıraktım arkadaşlar. Gittim hastada uyuyordu. Hastanın yanında uyudum. Aslında ders yapsaydım iyi olurdu ama ona da ihtiyacım vardı. Artık bugün de saat 1'e kadar ders çalışırım. Son hafta saat 11'de yatmayı planlıyorum ki ona alışmak için, geç yatmamak için. O kadar yorgun görünüyorsun ki. O kadar yorgun görünüyorsun. Beynim çok dolu. Her gece bir savaş veriyorum. Kurtuluş Savaşı'ndan çıkıyorum. Moğol Savaşı'na gidiyorum. Oradan iklim değişiklikleri derken arkadaşlar bilgiler çarpışıyor. Umarım arkadaşlar hayırlısıyla geçer. Tabii sınav anı çok farklı bir an. Ne kadar çalışsanız da yapamayabilirsiniz. Yahut yapabilirsiniz öyle bir an. Kaygılı bir süreç oluyor. Ama Allah kaygısız bir şekilde, stressiz bir şekilde işaretleyip doğrulara fışık fışık. Bazen öyle oluyor ki doğru anladığınızı zannediyorsunuz soruda. Fakat aslında yanlış anlamışsınız. O konuyu doğru bildiğiniz halde sırf o anlık bir psikolojiyle farklı işaretleyebiliyorsunuz. Hani doğru yaptığınızı düşünerek. Küçük bir orada nüans kaçırıyorsunuz, bir detay kaçırıyorsunuz. Ondan sonra mesela hemen yanlışa gidiyor. Senin bir de ben en çok şu hatayı yapıyorum. Mesela okuyorum. Diyor ki bu değildir diyor. Ben buluyorum. Olana gidip işaretliyorum. Doğrusunu yani, işaretliyorsun orada sen doğru olmayan. Çok saçmalıyorum bazen. Öyle şeyler yapıyorum. O da full bence
yorgunlukla alakalı bir şey diye düşünüyorum ben. Aynen. Bu son süreçte şey yapıyorum. Bir dakika. Yani sınava gireceğim saatlerde yapmaya gayret ediyorum denemeyi ki biraz alışayım diye. Ama çok zor. Saat 10'da genel kültürü çözmek çok zor. Havsayla çok bölünüyor. Saat 2.30'da eğitim bilimlerini çözmek çok zor. Çünkü sabah erken kalktığım için bu sefer uyku bastırıyor bende. Gerçekten bu aralar çok yoruldum. Çok bunaldım aşırı derecede. Ama ne yapıyoruz? Sınavdan sonra bir uyuyacağım. Of! Hayatım, sabah bir kalkacağım. Bakacağım saat 7 mi? Yatacağım aşağı. Saat 8 mi? Yatacağım. Sonra güzel bir evimi temizleyeceğim. Evim çok rahatsız ediyor. Yani bir gün süpürüp bir gün süpüremezlik. Hatta küçük odayı biliyorsunuz. Oraya Hasan'ın beşiğini attık. Hasan orada dar geldiği için yatamıyor. Kuru çamaşırları oraya koydum. Lazım oldukça oradan alıyoruz artık yani. Katlamaya bile şey yok. Katlayıp dolaba koymak niyetinde bile değiliz artık. Çünkü lazım olduğunu direkt oradan. O bizim için bir zaman kaybı artık. Sınav geçince ne yapmayı planlıyorsun hayatım? Bakalım ne yapacak? Nereye götüreceksin beni? Bir yere götüreceksin mi? Sahileniyormuş. Aklımızda birkaç planlar tabii ki de var ama iş yerinde nasıl olur? Artık izin alabilir miyiz, alamaz mıyız? Bir şekilde halledeceğiz orasını. Şöyle ilk önce Karadeniz turu dedim. O bizi daha çok yoracak. Bedenlerimizin dinlenebileceği bir yerlere gitmemiz lazım dedim ben. Daha sonra da. Hani yakın bir yerler olması gerekiyor ki bir haftada tadını çıkartabilelim. En azından siz değerli sevgili takipçilerimiz olduğu için şanslıyız bir yandan. En azından otel parası vermeyeceğiz. Yok be, arabada yatarız. araba kiralarız. Böyle arkaları büyük arabalar var ya. Ya da öyle bir şey yaparız. Atarız. Tabii ki gitmiş daha olduğumuz... Daha havalar sıcak. Gitmiş olduğumuz şehirdeki takipçilerle de görüşme imkanımız olursa da muhakkak görüşürüz. İşin şaka kısmıydı. Şaka boyutuydu orası. Nereyi tercih edeceğimize gelirsek eğer, yani Bursa üzerinden İzmir, İzmir üzerinden işte Çanakkale, Manakkale, oradan Antalya'ya doğru bir yol alırmayı, işte yol almayı... Antalya değil de İzmir, Çanakkale olur. Bir haftada Antalya zor bir tane. Yani... Ya da şey yapabilir miyiz? Planımız, başlangıç olarak Kocaeli, bitiş olarak çok ilerleyemezsek eğer İzmir'de kapanış yaparız veya Eskişehir'e doğru gitmek istediğimiz bir şehir biliyorsun. Eskişehir olabilir. Bir de ya da Bolu, Yedigöller civarı olabilir değil mi? Hem yakın, hem kafa dinlemek için birebir. Aynen. Lezzetli olmuş ama değil mi? Çok güzel olmuş. KPSS'de güzel kalan arkadaşlar varsa Allah yardımcınız olsun demek istiyorum. Amin. Yani nasıl bir süreçten geçtiğimizi ben Serap'la beraber görüp yaşıyorum. Hakkınızda hayırlısı olsun şimdiden. Çok sıkı bir çalışma durumunun içerisine girdik. Gerçi Serap aşırı derecede çalışıyor. Ben hiçbir şeyini bir saatimi verip ayıramam dediği şeyleri duyuyorum bazen ondan. O benim bir saatimi alıyor, ben onu yapamam. O benim yarım saatimi alıyor, ben onu yapamam dediği zamanlar oluyor. Gerçekten şu zamanda da buradan ebeveynlerimize seslenmek istiyorum. Oturduğunuz yer rahat mı? Gelin şu çocuğa bakın. Cenemin atlarından buradan böyle sakal dökülmesi yaşıyorum. Sakal kıran. Yani sakal kıran bir adıyla saç kıranın kuzeni veya dayısının malı bilmiyorum. Buradan böyle komple boşlukları görebiliyor musunuz bilmiyorum ama sıkıntılar yaşıyorum. Onun için... Stresli hanım o en büyük şey. Onun için sevgili dostlarım sakallarımı birkaç ay kazımaya karar verdim. Çıktıkça kazıyorum. Artık oraya şey diyenler var. Kanatıp işte sarımsak süreceksin diyenler var. İğneyle kanatıp sarımsak süreceksin diyenler de var. Hı hı. Her şeyini deneyeceğiz artık bir şekilde. Beni çok rahatsız etmiyor. Ama bu şekilde de köse gibi görünmek de istemiyorum açıkçası. Evet, burada takip eden kafese girecek olan arkadaşlarım var. Son haftaya girdik. Son 4-5 gün ben tekrar yapmayı düşünüyorum. Denemeyi bırakacağım bu hafta. Kendim bilemediğim, çok karıştırdığım konular oluyor. Onlara yöneleceğim daha çok. Tabii ki sınavlarda
daha çok hangi anlaşmalara önem vermişler. İşte belli bir çizelge oluşturdum kendimce ve onlara daha çok bakacağım. Gerisi nasip kısmet, takdir ilahi. Olur olmaz bilemem ama en azından elimden geleni yaptım diyebileceğim bir sınav olacak benim için. Hayırlısı olur inşallah hakkımızda. Hafsa'yla çalışabildiğim kadar çalışmaya çalıştım. Evli arkadaşlarım bilirler ki çok zor bir süreç bizim için. Hele çocuk varsa daha çok zor. Üstelik Hafsa daha bir bebek olmadığı için, yani 5-6 aylık olmadığı için ekstra yemek hazırlamam gerekiyor onun için. Bizim için bir farkı yok. Domates, zeytin, peynir, soğan bile kırsak biz yiyip doyuyoruz Emre'yle. Eve yemek, temizlik, ders zor oluyor. Evi temizlemeseniz aklınız kalıyor. Ders esnasında akıl kalıyor. Yani Emre diyor ki kafana takma. İşte sen dersine odaklan ama nasıl dersine odaklanacaksın? Evin pis durunca, süpürülmeyince, silinmeyince bu sefer seni rahatsız ediyor. Yani beni rahatsız ediyor açıkçası. Zorlanıyorum. Çok zorlanıyorum. Bu konuda psikolojik bir savaş veriyorum bu arada bu yüzden. İşte Emre yardım edebildiği kadar yardım etmeye çalışıyor. Genellikle Hafsa ile ilgileniyor ki zaten ona gerçekten ilgilenmesi gerekiyor bir baba olarak da. Fakat Hafsa kendisinde ilgili istediği için ekstra hani onun uyuması gerekiyor temizledir vesaire yardım etmesi için. Zaten orada daha Emre uyuyakalıyor yorgunlukta. Gene bana kalıyor işler. Artık sınav sonrası mı? Sınav öncesi bir ufak bir görüşme olur mu bilemiyorum. Belki canlı yayın yaparız. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bir. Ya. Hoşçakalın.